kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Geçen yıl hazırlanmıştı bu film. 18 Mart yaklaşınca ne kadar yandaş kanal varsa yeniden vizyona girdi. Arif Nihat Asya'nın dizeleriyle dua ediyor Tayyip Erdoğan. Açılım felaketinde ne kadar bölücü, liboş, kiralık vicdan varsa el ele, kol kola yürüyenden vatana dair bu sözleri duymak ilginç olsa da güzel. Habur rezaletine iyi şeyler oluyor diyenden şehide dair sözler duymak ilginç olsa da güzel. Çanakkale'yi geçemeyenlerin büyük projelerine eş başkan olduktan sonra Çanakkale için duygu yapsan ne, yapmasan ne? Dedem Çanakkale'de savaşırken onu arkadan hançerleyenle aynı kirli hülyanın peşindeki torunu Sarkisyan'ı 24 Nisan'da Çanakkale'ye davet ettikten sonra Çanakkale'de şehidime ağlasan ne, ağlamasan ne? İşin bu yanı artık bildiğimiz bir gerçek. Millet olarak Tayyip Erdoğan'ı tanıyoruz. Memleket altımızdan çekilirken, alçaklar kuyruğa girmiş Türk milletinin bütün değerlerine saldırırken, bayrak indirilirken, bayrak, akıllara gelmeyen Çanakkale, ya seçim öncesi geliyor akıllarına ya da seçim planları yaptıkları zamanlarda. Memleket, millet, bayrak tehlikedeyken umursamıyorlar da, siyaseten sıkıştıklarında stüdyolarda Arif Nihat Asya okuyorlar, he mi? Bakın, işin bir başka ilginç boyutu var. Nasıl başlıyor Erdoğan'ın filmi? Askerdeki kısa künyeyle. Salimoğlu Salim, Antep, emret komutanım, emret komutanım. Kadiroğlu Mehmet, Afyon, emret komutanım, emret komutanım. Yıl 2016. Sizi 9 yıl geriye götüreceğim. Açılım adlı felaket başlamamıştı henüz. Ve bakın bir ses ne diyordu bize. Ahmetoğlu Temel, Trabzon, burada. İsmailoğlu Bayram, Ankara, burada. Yusufoğlu İbrahim, Mersin, burada. Numanoğlu Cemal, Diyarbakır, burada. Adımız bir, anımız bir, acımız bir. Biz büyük bir aileyiz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya. Peki Erdoğan bu sese, bu seslere ne dedi yıllarca? Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Memleketin doğru insanları yıllardır bağıra çağıra bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Siz bu anlatılanlara pasafiso deyip bölücüsüyle, işbirlikçisiyle, kiralık kalemlisi, kiralık vicdanlısıyla memleketin tüm direklerini yıktınız. Siyaseten darlandığınızda da oturup Arif Nihat Asya şiiri okuyorsunuz, öyle mi? Biz bu duayı kitaplardan çıkaran bir sesi dinleyeli çok zaman oldu. Her fırsatta da bir ekran şovu olarak değil, Yaradan'dan niyaz için okundu. Kulak verin, yıllardır kim ediyor o duayı? Biz kısık sesleriz, minareleri ezansız, gökyüzümüzü bayraksız bırakma Allah'ım. Müslümanlık ve Türklükle yoğrulan yurdumuzu çaresiz bırakma Allah'ım. Şimdi tekrarlayalım mı? Bakın dün Devlet Bahçeli ne diyordu, bugün Erdoğan ne diyor? Bizi sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Bizi yersiz, yurtsuz, yarınsız ve yalnız bırakma Allah'ım. Bin yıllık kardeşlik dedi. Bizi ayrı düşünme Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı, şiirdeki kısık sesler bölümüne fena takıldım. Biz kısık sesleriz. O kısık ses, bu şekilde kısılan bir ses değil Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı, Arif Nihat Asya'nın bir de bayrak şiiri var. Sizin hükümetiniz o şiiri ders kitaplarından çıkardı. Hatırladınız mı?
kitaplardan çıkardınız, stüdyolarda Arif Nihat Asya okuyorsunuz. He mi? Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye diyerek Türkiye'yi, millet diyerek Türk milletini, vatan diyerek Türk vatanını derde düşürdünüz. Arif Nihat Asya okuyorsunuz ama onun destansı bayrak şiirini ders kitaplarından sildiniz. Siz bizi hep öldürerek kurtarıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Arif Nihat Asya ne diyor o şiirin sonunda? Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dikilmek istersen söyle. Seni oraya dikeyim. Ders kitaplarından çıkardığınız bu şiiri de biliyorsunuz muhakkak. Bilmeseniz çıkarmazsınız zaten. Ama her şey gibi onu da yanlış anladınız zaten Sayın Cumhurbaşkanı. Çakallar bayrağı indiriyordu zaten de siz de Süleyman Şah'tan indirdiniz o bayrağı. Arif Nihat Asya'nın nereye dikilmek istersen söyle seni oraya dikeyim dizelerinde anlatılan bu değildi. Siz şimdi bir kere kalkan bayrak bir daha yere inmez diyen Mehmet Emin Resulzade'yi de yanlış anlarsınız. Ve filminizin finali. Emret komutanım öyle mi? Türk'ün ordusuna sadakati malumunuz. Ama keşke siz Süleyman Şah'ta vatan toprağını bırakıp gelmeyi başarı sayan komutanları beklemeseydiniz emret komutanım demek için. Hele hele Mustafa Kemal'in görüntüsünü hiç koymasaydınız o filme. İki ay yaş dedikten sonra oy hesabıyla, siyasi hesaplarla emret komutanım deseniz ne demeseniz ne. Sizin filminizin geçen yıl yayına girdiği gün sizin beslediğiniz gazetenin manşetinde hatırlatayım ne vardı? Mustafa Kemal ile Seyit Rıza'nın gizli görüşmesi. Yersen. Ve haber öyle bir haber ki neredeyse Mustafa Kemal Seyit Rıza'yı kandırdı. Seyit Rıza Mustafa Kemal'e delikanlılık dersi verdi havasında. İpleri elinizdeki gazetenin bu ahlaksızlığı yaptığı günün akşamında siz geçen yıl ekranlardan Mustafa Kemal'e emret komutanım dediniz. Öyle mi? Çanakkale ve Mustafa Kemal sizin için bu kadar kıymetliydi madem. Onun için mi 18 Mart'ta törenlerde yoktunuz? Onun için mi Kara Zafer'in yıl dönümü 25 Nisan'ken soykırım yalanının tarihi olan 24 Nisan'ı alıp bir de o büyük yalanın yalancısı Sarkisyan'ı çağırdınız? Onun için mi Müslüman şiirine kilise müziği koydunuz? Onun için mi kendi milletini bombalayan adam mesajları verdiniz örtülü örtülü? Onun için mi iki ay yaş dediniz zamanında? Onun için mi 90 yıllık zulüm diye başlıyorsunuz hep söze? Onun için mi Çanakkale'deki bedellerin ve ruhun üzerinde yükselen cumhuriyete eski deyip yenisini kovalıyorsunuz? Çanakkale'yi çok önemsediğiniz için mi Çanakkale'nin birleştirdiğini 36 parçaya bölmek için çırpındınız Sayın Cumhurbaşkanı? Ha unutmadan filminizi izlerken ve Devlet Bahçeli'nin yıllardır o duayı ettiğini, yıllar önce o kısa künyeyle Çanakkale ruhunu anlattığını hatırlayınca içimden bir ses ne dedi biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'nin çağrısını duymuş. Ne diyordu Devlet Bahçeli? Bizimle yürü Türkiye. Bizimle yürü Türkiye. Filmden de anlıyoruz ki çağrıyı size de yapıldı sanmış. Tamam biz de geliyoruz havasına girmişsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, şahsen bir dileğimi kabul buyurun lütfen. 90 yıllık zulüm ya da 90 yıllık enkaz diyenler olarak Allah'ınızı seviyorsanız siz gelmeyin Sayın Cumhurbaşkanı.